Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili dostlar bugün 69. hadisle devam ediyoruz. Riyaz Salihini devam ettiriyoruz, takip ediyoruz ve Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor ve şöyle buyuruyor. Ey Allah'ın Resulü insanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Kime? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en müttaki olanlarıdır buyurdu. Evet demek ki insanların en saygını en değerlisi kimdir? Evet en müttaki olanlardır. En müttaki ne demektir? Allah'ın emirlerini yerine getirenler ve yasaklarından kaçınanlardır. Ve devam ediyor o soranlar sormaya devam ediyorlar. Diyorlar ki: "Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz." dediler. Yani insanların en saygını ve en değerlisi kimdirden maksat? Yani e, böyle toplu bir cevap değil. Yani en müttaki olanlardır değil bizim cevabımız. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanların en saygını, en değerlisi Halilullah Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur Aleyhisselam dedi. Hazreti Yusuf'u bu sefer ön plana çıkartıyor Efendimiz. Bu sefer tekrar, ya Resulallah biz bunu da sormuyoruz. Yani bizim cevabımız bu değil, beklediğimiz cevap bu değil. Peki, peygamberimiz diyor ki, bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Yani Arapların içerisinde hangi kabile, hangi kavim diğerlerine göre daha makbuldür, daha saygındır? daha değerlidir bunu mu soruyorsunuz Eğer bunu soruyorsanız cahiliye devrinde hayırlı seçkin saygın olanlar eğer şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa anlarlarsa İslamiyette de en hayırlı en seçkin en saygın kimseler olurlar buyurdu Demek ki İslam'dan önce saygın olan, herkes tarafından değer verilen hangi kabile varsa şu şartla İslam'ı iyi anlayacak ve Müslüman olduktan sonra İslam'ı iyi yaşayacak ve bu haliyle eski saygınlığını devam ettirecek. Evet böylece bu hadiste üç şey karşımıza çıkıyor. Bir. Şimdi soru soranların aslında niyetlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşılıyor ki biliyor. Fakat toplu bir cevap veriyor. Her şeyden önce burada e, dikkat çektiği bir husus var. Takva meselesi. Mesela e, bir Hadiste hatta hadiste derken şunu da ifade edeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde, veda haccındaki okuduğu veda hutbesinde şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. ''Leyse li arabiyyin ala acemiyyin fadlun illa bit takva'' Yani Arap'ın Arap olmayanı, Arap olmayanın da Araba bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir diyor. Yani Allah korkusuyladır. Günahlardan kaçınmakladır. Emirleri yerine getirmekledir. Allah'ın katında kim üstündür? İşte takva sahipleri üstündür. Hangi millet üstündür? Allah'tan daha çok korkan, onun dinine çok daha fazla hizmet edenler üstündür. Evet onun için ister millet açısından bakın. İster ırk açısından bakın ister efendim siyahlık beyazlık kızıllık vesaire bu noktadan bakın meseleye hangi açıdan bakarsanız bakın önemli olan burada takvadır. Allah'a kim daha yakındır takva sahipleri ondan kim daha fazla korkuyorsa kim daha fazla onun emirlerine itaat ediyor ve yasakladığı noktadan kaçıyorsa onlar üstündür onların dışındakiler değiller. Kaldı ki milletler, kabileler sadece tanışmak için birbirleriyle iyi alışveriş yapsınlar diye yani birbirlerini sevsinler diye yaratılmış. Tanışmak ve sevmek ve birbirleriyle alışveriş etmek. Yani işi kolay kılmak için Rabbim bakın bu ırkları, renkleri, cinsiyeti vesaire yaratılmış. Evet biz gelelim hadise. Şimdi burada birinci noktada takvayı vurguluyor Efendimiz. İkincisinde yani biz onu senden bunu sormuyoruz diyenlere bu sefer Hazreti İbrahim'in torunlarından olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı nazara veriyor. Daha sonra bu da değil dediklerinde ise işte cahiliye döneminde kim daha üstündü onlar Müslüman olduktan sonra İslam'ı iyi öğrendiler ve İslam'a önderlik yaptılarsa evet onlar yine eskisi gibi daha değerlidir, daha üstündür diyor Efendimiz. O zaman bize düşen ne? İster şahıs bazında ister millet bazında Allah'ın kitabını Resulünün sünnetini yani İslam'ı İslamiyete layık bir tarz içerisinde doğrulukla doğru İslamiyeti anlayıp o zaman bunu hayat tarzı haline getirmek ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yüksek olmak, yücelmek ve yükselmek. Evet bu hadis e, böylesi Buhari'de ve diğerlerinde zikrediliyor şimdi bir diğer e, hadiste ise yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, dünya ve dünyanın içerisindeki e, cazip olan çekici olan hususlara dikkat çektiğini görüyoruz dün e, hatırlarsanız şöyle bir ifadede bulunmuştuk küçük dairede büyük hizmet büyük dairede Bazen hiç hizmet olmaz. Bazen de ufak tefek düşünülebilir, akla gelebilir. Yani bunu neden dolayı söylüyoruz? Her şeyden önce bu bakın burada peygamberimizin ifade edeceği gibi dünya tatlıdır, dünya caziptir, dünya çekicidir, dünya aldatıcıdır. Ama bu dünyayı kötülemek anlamına asla gelmez ve gelmemeli. Mesela bazı hadislerde cife tabir ediliyor dünya için. Yani dünya bir pisliktir deniliyor. Yani bu dünyanın bizatihi kendisi değil. Şimdi daha öncesi ilk sohbetlerimde veya derslerimde şunu vurgulamıştım. Yani dünyanın, bakınız dünya öyle çirkin görmeye gerek yok. Çünkü biz dünyayı severiz. Niye? Çünkü yaradınından dolayı severiz. Allah yaratmıştır ve yaradının sevdiğimiz için onun yaratılmışlarını da severiz. Şu noktadan diyorum. Bakın bir Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisi olması yönüyle dünya çok güzeldir. Bu bir. Bu taraf sevilir. Bu tarafta herhangi bir kir yok, <laughs> pas yok, kötülük yok. Sevilmeyecek bir tarafı yok. İkinci tarafı insan. Yani dünyanın ikinci yüzüne gelince ikinci yüzü ahirete bakıyor. Yani dünya ahiretin bir tarlasıdır. Hadisle öyle ifade ediliyor. Dünya ahiretin bir mezraıdır. Burada ekersiniz, orada biçersiniz. Burada yetiştirirsiniz, orada bunun mahsulünü yersiniz. Hatta bazı şeyler vardır bu manada burada bir elma yersiniz, besmele çekersiniz, Allah tarafından verildiğini bahşedildiğini düşünürsünüz, akla getirirsiniz, sonunda elhamdülillah dersiniz ve bu elhamdülillahın meyvesini ahirette yersiniz. Yani o meyve ebedileşir. Şimdi bir üçüncü yüz, yüzü var dünyanın. <laughs> Bu dünyanın işte kötülenen asıl yüzü burasıdır. Şimdi e, hangi cephesi? Bakınız <laughs> diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam inne dünya hulbun hadiratun ve innallaha müstahlifukum fiha feyanzuru keyfe Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisin bu kısmında şöyle diyor. Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyaya egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. <laughs> Demek ki dünyaya egemen olmak, bir yerlere gelmek, imtihan içindir. Sınanmak içindir. Hangi şey olursa olsun. Efendim bu müdürlük olur, dekanlık olur, bakanlık olur, şu olur, bu olur filan. Yani belirli bir noktaya gelirsiniz ve Allahu Azimüşşan sizin nasıl davranacağınıza bakar. Evet. Yani var ya Allah sizin Kalıbınıza bakmaz. Allah sizin kalbinize ve kalbinizin yansıması olan eylemlerinize bakar. Yapıp etmelerinize bakar. Ne yapıyorsunuz? Buna bakar. Tabii e, fiille yaptığınız şeyle kalp arasında bir rabıta var mı yok mu? Yani sizin yapıp ettikleriniz... Ee, samimi mi değil mi Allah için mi başka bir şey için mi Şüphesiz onu da Efendim e, bizim ruhlarımızı bilen hayalimizi bilen e, içimizi bilen Allah Tabii ki biliyor ona göre değerlendiriyor Evet zaten Allah için olmayan samimi bulunmayan hiçbir davranış ki görünüşte davranış ibadet dahi olsa, ibadet görünümünde de olsa sonuçta beklenen o sevabı getirmez. Evet bir diğer hadise geçelim. i̇bn Mesud'dan 71. hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. <laughs> bir dua ben amin diyorum. Lütfen siz de amin deyiniz. Allahümme inni es'elikel huda ve tuka vel afefe vel gina yani Allah'ım senden hidayet takva iffet ve gönül zenginliği isterim. Kaç şey var burada? Bir, hidayet ilk etaptı. İki, takva. Üç, iffet. Dört, gönül zenginliği. Şimdi e, işin başı hidayet. <laughs> yani e, hidayet de şüphesiz Cenab-ı Hakk'a ait. Siz ne yaparsanız yapın bir kişiyi hidayete ulaştıramazsınız. Sevk edemezsiniz ama vesile olabilirsiniz. Yani siz anlatırsınız, Rabbim de önünü açar, kalbini açar. O da birazcık böyle kalbini hafiften aralamışsa İslam'ın o hidayet güneşi onun kalbinde tulu eder, doğar ve ondan sonra fiil ve eylem olarak kendisini de bir şekilde gösterir. Evet, hidayet tamamen Rabbime aittir. Hiçbir şekilde yani tabi samimi olarak anlatmak gerekir de mesela Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin e, böyle Mekke'de kurulan panayırlar vardır malum haliniz. Her bir panayırı tabi Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam e, bir fırsat olarak değerlendirir. Lütfen siz de fırsatlarınızı bu manada değerlendirin. Yani doğru bildiğinizi, hak bildiğinizi, yani iman, İslam, Kur'an'dan aldığınız o doğruları tabii ki başkalarıyla paylaşmak e, bizim mümin olarak görevimizdir, Müslüman olarak görevimizdir. Biz bunu yaparken, biz bunu yaparken tabii ki şartlarına uymak zorundayız. Yani e, böyle. Sadece böyle ne söyleyeyim, tebliğ ettim demek için, ben anlattım demek için anlatmak e, tabi doğru değil. Samimi olarak yani karşıdaki insana bir şeyler verebilmenin yolları vardır. İşte pedagojik formasyon dersleri niye okutulur? İşte pedagoji bilmeyen bir kişi yani vurur çenesini kırar yani. Yani bir doğruyu mu anlatıyorsun yoksa adama hakaret mi ediyorsun? Yani hakaret etmekle, zorlamakla bir yere varamazsın ki. Her neyse sonuçta şu diyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o panayırları ne yapıyor? Fırsat biliyor. Her bir panayırda en az günde 50-60 tane şeye giriyor. Böyle çadıra giriyor çadırdakileri anlatıyor. O Mekke'nin ilk dönemleri. Vahyin geldiği o ilk dönemler anlatıyor. Anlat ha anlat. Ama karşıdaki yok. Şimdi şöyle de, diyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam samimiydi. Onun terbiyecisi Allahu u Azimüşşan'ın bizatihi kendisiydi. Tesiri halk edecek olan, yaratacak olan Allahu u Azimüşşan'ın kendisidir. Yani tesir etki Allah'tan, hidayet Allah'tandır. Peki anlatmak? Anlatmak insandandır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Hatta düşünün ki 60 defa bir gün anlatmış o kadar çok yorulmuş ki artık yani e, morali de bozulmuş. Siz de olsanız düşünün işte iki kişiye anlattınız bir sonuç yok. Üç kişiye anlattınız sonuç yok. Ondan sonra moraliniz bozuluyor ister istemez ve çekiliyorsunuz kenara. Veya bir kişiye bir anlattınız bir de anlattınız bir de anlattınız o adamın hiç orada olduğu yok. Aman canı cehenneme dercesine kenara çekiliyoruz. Ben anlatacağım anlatım kardeşim. Bu kadar bir ister. Şimdi ama peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o da tabii ki insan 60 defa anlatmış, bakmış ki olmuyor, eve gitmiş, canı sıkılmış, uzanmış ve örtüsünü çekmiş üstüne. Örtüsünü üzerine çekmiş. O arada ayet-i kerime nazil oluyor. Estaizübillah. ''Ya eyyuhel müdeffir, kum fe ey örtüsüne bürünen kişi.'' kalk ve inzaret, Korkut. Evet. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrar kalkıyor. Tebliğe devam ediyor. Bakınız Ebu Cehil bir yerde Ebu Bekir var. Bir yerde Ebu Cehil var. Peygamberimiz Ebu Bekir'e de anlatıyor. Ebu Cehil'e de anlatıyor. Aynı samimiyetle anlatıyor. Hz. Ebu Bekir ilk duyduğunda iman ediyor. Ebu Cehil'e gelince ha taşı anlatmışsınız, havunu anlatmışsınız, taşa anlatmışsınız derken aslında taşa da hakarettir. Evet, taştan daha berbattır. Alıcılarda problem var. Yani vericide problem yok. Her şey cihazın her şeyi güzel. Samiyet mi arıyorsunuz? Efendim ihlas mı arıyorsunuz? ne arıyorsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o fazlasıyla en güzel şekliyle var. Ama birisinde bakın karşılık görüyor. Değerisinde ise hep red 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 kırmızı 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 görüyor. Onun için bizim, bizim, yani canımızın sıkılmaması lazım. E, Efendimiz'den ders almamız lazım. Şimdi burada evet bir 10 dakikam kaldı. O 10 dakika içerisinde şu şeyi duayı bir daha yapalım. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ne güzel ya. Yani Allah-u Azimüşşan bir, Kur'an-ı Hakim'de bize dualar öğretiyor. İki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bize yine dualar öğretiyor. Rabbinize, Rabbimize böyle dua edin diyor. Önce hidayet, sonra takva, Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçmak. Yani o konuda Cenab-ı Hak'tan yardım istiyoruz. İffet, haya, haya imandandır. Ben bazen Atatürk Üniversitesi'nde çalıştığım süre içerisinde az zaten anlarsınız ee, böyle bahar mevsiminde karlar eridikten sonra e, böyle görüntü çok hoş olmazdı. Yani bir görüntü kirliliği meydana gelirdi günah sevap noktasında ve e, inanınız e, şöyle derdim birkaç sefer bunu söylemişimdir. E, eğer mümkün olsa etkili ve yetkili bir adam olsan e, ben her bir ağacın altına ecdadımın yaptığı gibi edep yahu yazdırırdı. Astırırdı. Ha karşıdaki e, onu anlamıyor. Edep nedir bilmiyor. Haya nedir bilmiyor. O da onun problemi. Evet, ben yazdırırdım. Yani hatırlatmak bize ait değil mi? Hatırlatırdım. Evet, yani hep şunu söylerim. Bizi biz yapan değerlerimiz vardır biz. Aile yapımız vardır bizim. Aile hayatımızın içerisinde iffet, haya, sadakat, bunlar sevgi, muhabbet, güven, itimat karşılıklı. Rabbim bunlardan uzak etmesin. Yani hasreten yeni nesil ailelerimizi muhafaza eylesin. Bütün ailelerimizi muhafaza eylesin. De. Yeni nesil olan e, ailelerimizi, gençlerimizi muhafaza eylesin. Yani ciddi anlamda çok dua ediyorum. Etmenizi de istiyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Eğer onlar, onlar aile giderse biz bütünüyle gideriz. Bakın uluslararası şebekeler bizim aile yuvamızla uğraşıyorlar. Ailelerimizle uğraşıyorlar. Aile yapımızı bozmaya ve onu tarumar etmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü biz Dinimizi, diyanetimizi, edebimizi, hayamızı, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, komşuluk ilişkilerimizi, ana, baba, kardeş, e, ne bileyim amca, dayı, hala, teyze bu münasebetle nerede öğreniyoruz? Öğrendiğimiz yer aile. Eğer bu çökerse Allah korusun. Maalesef, maalesef diyorum. Yani bir takım ülkelerin düşmüş oldukları yanlışa bizi hızla sürüklüyorlar. Ümit ederim yetkililerimiz buna bir an önce el atarlar. Yapılan yanlışları inşallah düzeltme noktasında. ...bir adım atarlar... ...yoksa onlar da... ...şüphesiz ebediyen... ...sorumludurlar... ...evet biz az söylüyoruz... ...siz çok anlayın lütfen... ...evet bir de... ...gönül zenginliği istiyoruz... Ee, ...Rabbimizden... Ee, ...şimdi... E, ...burada... ...duayla ilgili... ...bir takım hususların üzerinde... ...durmayı planlıyor idim... Ama e, baktım ki zamanımız doluyor. Bu itibarla da e, konuyu bir diğer hadisle devam ettireceğim. Zaten konumuz takvadır. Evet, Allah takvadan ayırmasın. Cenab-ı Hak e, kendisine en yakın olduğumuz bir tarz içerisinde hayat sürerek e, emaneti kendisine sahibi hakikisine teslim etmeyi nasip etsin diyorum ve 72. hadis Ebu Tarif Adi bin Hatim Etta'inin Resulullah'ın şöyle dediğini, e, işittiğini naklediyor bu şahıs ne demiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam önce şöyle bir şeyine bakalım Men halefe ale yeminin. Sümmera et kalillah minha fel ye'ti et Evet. Diyor ki Efendimiz bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Şimdi kişi bir şeye yemin ediyor. Ben böyle yapmayacağım diyor. Veya yapacağım diyor. İleride anlıyor ki o yemin ettiği hususun aksi, aksi durum e, aslında takvaya, Allah rızasına daha yakın bir sus, e, Allah'ın rızasını onunla çok daha iyi kazanabilecek bir pozisyonda durumda. Eğer böyle diyor, bunu görürse yeminini bozsun. Biliyorsunuz yani e, öyle basit meseleler için yemin edilmekten men olunuyoruz Bir yasaklanılıyoruz. Bir de eğer bir şekilde yemin etmiş ve yemini bozmuşsak onun da cezasını bir şekilde çekiyoruz. Üç gün oruç vesaire gibi veya on fakiri doyurmak, giydirmek gibi. Şimdi durum böyle olmakla birlikte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın eğer sizin yemin ettiğiniz hususun dışındaki bir mesele yemini bozduğunuzda takvaya daha yakın olduğunu biliyorsanız o zaman yemininizi bozun diyor. Evet. Onun için de biz böyle davranalım. Hani yemin etmemeye çalışalım ama ettik mi de kalkıp da bu meseleyi şey yapmayalım. Şu hadiste bitiriyorum. 73. hadiste Veda Haccı hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim diyor Ebu Ümame radıyallahu anh. Diyor ki peygamberimiz Allah'tan sakın, Allah'tan korkun. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Evet birkaç hususla dikkat çekildi. Bir takvalı olmak Allah'a Allah'tan sakınmak. iki namazı kılmak. Üç Ramazan orucunu tutmak. Dört malların zekatını vermek. Ve amirlerimizin sözlerini dinlemek. Verilen emirleri Allah'ın emirlerine muhalif olmamak şartı kaydıyla dinlemek ve bu tarz içerisinde İnşallah sonuçta da Rabbimizin cennetine bu şekilde girebiliriz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam böyle ifade ediyor. Allah şefaatine nail eylesin diyorum. Yarın kısmet olursa 74. hadisle inşallah devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.